Ben hemen gidip dersimi çalışmaya başlıyorum. Yarın bir sunum yapabilecek durumda karşınızda olacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa mailleşiriz. Tabii ki. Efendim? Ali Bey misafiri gidiyor. Haber vermemi istemiştiniz. Tamam, teşekkürler. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bunu hissedebiliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ben de sana uğrayıp hoşça kal desem mi diye düşünüyordum. Dedin işte. Güle güle. Bana niye hırçın davranıyorsun? Uzun zamandır aynı taraftayız sizinle. Son zamanlarda size ne kadar iyilik ettiğimi görmüyor musun? Senin yüzünü bile görmek istemiyorum desem. Ayıp edersin. Şirket özgürlüğüne kavuşturmak için fitili ateşleyen benim. Şirketiniz için faydalı olmak için şu andan itibaren canla başla çalışacak olan da benim. Gözünüz aydın demek istiyorum bu arada. Oğuz yakalanmış. Canıyla uğraşıyor ama hepimiz duacıyız. Günün birinde Oğuz için dua edeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ne diyorsun sen yine? Bundan da mı haberin yok? İnanmıyorum. Bu kadar mı koptun herkesten? Nasıl söylemediler sana? Oğuz yakalanırken vuruldu. Öldü, dirildi. Ameliyat olmuş, komadaymış. Nasıl haberin olmaz ya, numara yapıyorsun. Evden aradılar. Yoğunluktan cevap veremedim. Neyse, haberin oldu şimdi. Dua et bir an önce hayata dönsün. Onun için etmek içinden gelmez belki ama Şevket için dua et. Oğuz ifade veremezse Şevket'in suçsuzluğu ispatlanamaz. Hayata tutunabilmek için de bütün çabası. Var olmanın başka yolunu bilmiyordu ki o. İştahlıydı. Sabırsızdı hayata karşı. Çabuk kazanmak istedi her şeyi. Çabuk kaybetti ama. Yazık. Yazık. Şimdi bu durumda diye onu aklamaya çalışıyorum sanma. Çok zarar verdi hepimize. Ama biz de yapmadık bunu abla. Birbirimize zarar vermedik mi bizler de? Reyhan'ın selamı var. O da geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Gözünüzü seveyim uyumayın. Bir şey derse cevap vermeyin. Ne yeri ne zaman. Ceyda Hanım, Allah aşkına uzak dur. Oğuz'la oyun oynayayım derken sokakta kalacağını hiç aklına gelmedi değil mi? Ölürse ev benim ve çocuğumun üzerine geçecek doğrudan. O zaman seni de, gayrimeşru çocuğunu da, aileni de, hepinizi koyacağım kapının önüne. Sen ne biçim bir insansın? Şu anda bunları düşündüğünüze inanamıyorum. Yürü git. Allah aşkına asap bozma. Ceyda Hanım, Oğuz'u götürüyorlar. Leyla yavaş. Oğuz. 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 Açılın, yaklaşmayın. Oğuz, buradayım. Hastanın sağlığı için lütfen. Oğuz, beni duyuyor musun? Oğuz. Göremedim bile. Kötüydü ama değil mi?
Siz gördünüz mü nasıldı? İyileşince göreceksin sen de, merak etme. Hadi topla kendini. Biz de gidelim. Hadi canım, hadi. Allah yardımcısı olsun. Şevket. İstanbul'a getirmişler. Bir daha ameliyat ediyorlarmış. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İnşallah. Allah şifa versin. Amin. Aynen aynen tabii. Yemeğin soğuyor. Gel kardeşim, gel. Yemeyeceğim ben. Size afiyet olsun. Her şey olacağına varır. Ameliyatta mıymış hala? Hı hı. Çıktıktan sonra yine yoğun bakıma alırlar onu. Kendine gelmesi uzun sürer. Beklemekten başka çaren yok. Abi ya hiç kendine gelemezse? O zaman suçsuzluğunu ispatlayacak başka bir yol bulacaksın. O da çok zor. Senin ne kanıtın ne şahidin var. Kardeşim biliyor. Bütün gece evde onunlaydık. O senin kardeşin Şevket. Şahitliği ne kadar inandırıcı olabilir ki? Hem o baştan başka ifade verdi. Sonra değiştirdi. Ama adam yurt dışına kaçarken yakalandı işte. Yanında da dünyanın parasıyla. Abi bunlar kanıt değil mi? Tamam. Suçlu olmasa kaçmaz. Ama ne malum cinayet işlediği terler adamı. O para başka bir suçun delili de olabilir pekala. O itiraf etmedikten sonra kim bilebilir ki bunu? Velhasıl işin zor oğlum. Allah kolaylık versin. Değmesin yağlı boya. Sen koy canım suları şöyle. Leyla'cığım. Teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz? Kek de aldım sana. Kuru kuru çay içme. Uçakta da bir şey yemedin. Doğru dürüst yemezsen hepten sütün kesilecek. Dursun yerim. Aslında burada beklemenin bir anlamı yok.